Merhaba, Epodokatif Soğuk Pozisyon Akademi kanalımızın bu videosunda bir önceki videomuzun devamını çekiyoruz. Yani daha önce hazırladığımız bisküvilerimizi, işte makaronlarımızı nasıl süsleyerek, nasıl estetik bir halde yerine monte ettiğimizi göstereceğiz. Ancak öncelikle e, böğürtlen rengimizi ve çileğimizi şöyle güzel bir kırmızıya dönüştürdüğümüz renkleri göstereyim size. E, burada bir kadmiyum kırmızımız var. Çileklerimizi şöyle çok daha canlı hale getiriyor. Çileğimizi önceden kırmızı hazırlamıştık ama ikisi arasındaki farkı daha güzel göreceksiniz. Bir de 17 numaramız var. Permanent Crimson Lake diye. Bordo hazırladığımız e, böğürtlenimizi renklendirdiğimizde bakın daha sonrasında çok daha gerçekçi bir görüntü elde ediyoruz. Bunun için fırçamı alıyorum. E, resim yağı ya da e, keten yağı olarak ben richinkini tercih ettim. Bu sadece fırçamızın birazcık daha kolay kayması için, yani zeminde rahat etmemiz için kullandığımız bir fırça. Önce kırmızıyı kullanıp ardından hemen aynı fırçayla e, bordo rengimi de yapabileceğim. Şimdi kırmızı için kadmiyum kırmızımdan aldım. Çileğime bakın. Direkt olarak sürüyorum. Hem hafif bir parlaklık hem de çileğimin daha gerçekçi, güzel bir kırmızıya kavuşmasını sağlıyor. Ancak bunun bir tek bizim için sıkıntılı tarafı var. Bunun kurumasını beklememiz gerekiyor. Ben şimdi kullanacaklarımızı daha önceden renklendirdim, kuruttum. Onun için bunu bir kenara koyacağım. Sadece nasıl uygulama yaptığımı görün istediğim için bunu yapıyorum. Bunu bakın bir süngere de batırabilirsiniz. Peçeteye bıraktım ben daha pratik şu an diye. Sonra Böğürtlen rengim sizin için daha aydınlatıcı olacak. Bakın böğürtlen rengim gerçek bir böğürtlen tonuna kaydı. Böğürtlen renginde hazırladığımızda bu dokuyu vermiyor. Yarı parlak dokunun ortaya çıktığı bir renk oluşmuyor. Onu da denedim. Onun için ben artık böyle çalışıyorum. Böğürtlenin arka fonunu güzel bir tonda hazırlayıp uygun bir ton. Biraz içine mavi katılmış bir pembe diyelim. Hazırlayıp Bakın bu şekilde böğürtlen rengimi hazırladım. Bunu kuruttuktan sonra bir kat daha sürebilirim. Birazcık daha koyu olsun diye. Ben öyle yaptım. Bir kat daha sürdüm. Yani böğürtlen rengini de 17 numarayla yapabilirsiniz. Evet. Çileklerimizi ve böğürtlenimizi bu şekilde renklendirdikten sonra kavanoz kapağımızı nasıl süsleyeceğimizi gösterelim size. Tabi elimize bulaşan yağlı boyalar Buradaki beyaz hamurumuzu boyayacağı için önce onları sildik. Sonra ben zeminime daha önce krem sürmüştüm. Yine birazcık süreyim. Görün sizde. Yine bunu da biraz kalın açacağım. Kavanoz kapağıma uygun olsun. Ve daha güzel çalışılsın diye. Bakın beyaz olmak zorunda değil bu. Krema formunda olduğu için ben bunu tercih ettim. Biraz kalın bir şekilde açıyorum. Ben ölçtüm kendi süsleyeceğim kapağa uygun bir tane kesici buldum. Sonra bunu buradan kestim. Sonrasında altına tutkal sürdüm. Hızlı tutkal da kullanabilirsiniz bu aşamalarda. Farklı markalar var. Ben en çok pateksi kullanıyorum. Ama emin olun çiçek tutkalıyla da yapıştırma işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz şöyle getirdim, üstüne koydum. Sonra hafif yayıyorum. Burada işte eğer kaynaştırma istiyorsam su da olabilir, tutkalın kendisi de olabilir. Şu şekilde doku bırakıyorum. Ben çok yakıştırdığım için bakın bunda yaptım. Bu şekilde doku bırakarak hamurumu buraya yapıştırdım. Ayrıca kururken küçülüp geri kıvrılmasına da engel oluyor bu durum. Bence çok da estetik. Sanki krema oradan taşıyormuş gibi. Bu süslemede akışkan bir çikolata da tercih edilebilir. Onun içinde çiçek tutkalımıza istediğimiz renk bir akrilik boyayı karıştırıp dökme işlemi yaptığımızda akacağı yönü de dikkat ederek dökme işlemi yaptığımızda akmış bir krema görüntümüz olur ama ben onu tercih etmedim. Ben daha sade, duru şeyler tercih ettiğim için onu yapmadım. Bakın bunu kapladıktan sonra tabii ben çabuk çabuk kapladım. Çikolataları direkt buraya yapmıyorum işte çünkü o zaman yüzeye yapıştırdığım için sanki sıraya girmiş gibi bir görüntü olur. Onun yerine daha bombeli görüntü için bir parça daha ekleyeceğim oraya. İşte bu bu işin püflerinden biri. Lütfen dikkatli izleyin. Avucumda ezdikten sonra ortası şişman bırakılıyor yine yani te tepeli bir şekilde olacak kenarlarını incelttim. Sonra düz bir zeminde bastım. Yani küçük bir tepecik hazırladım. Bakın altı düz. İşte buna tutkal sürüyorum. Yaptığımız çalışmalarda bu tarz minik minik püf noktaları bilirsek çalışmalarımız her zaman güzel sonuç verir. Bunu buraya yapıştırıyorum. Yani bu bombeli görüntüyü sağlayan benim çikolatalarım, şekerlerim değil. Bu alttaki parça. Sonra dilediğim gibi süsleyeceğim zeminim hazır. Bakın bunu. Şimdi işte ne istiyorsam onu yapacağım. Mesela ben arkadan başlarken şu bir önceki videoda hazırladığımız gofret çok hoşuma gitmişti. Hemen onun bir köşesine tutkala bandırdım ve buraya yapıştırdım. Biraz büyük çene olan şeyleri önden yaparsanız daha güzel sonuç verir. Sonra karşı çaprazına gelecek şekilde Oraya mı yaptım? Şu an tasarlıyorum bunları. Kesinlikle daha önceden ay şuraya şunu koyayım, bunu koyayım gibi bir çalışmam yok. Bakın bunu da buraya koydum. Şimdi burada farklı renklerde bisküviler, çikolatalar var. Bunlar için neler kullandığımı da söyleyeyim. Kafanız karışmasın. E, tercih etmiştim. Bunun için. Bir tık daha koyusu için. E, şu renk için. Venedik sarısı ya da kestane rengi. Yani sizin istediğiniz gibi. Venedik sarısını biraz az koyarsanız beyazın içine yine bunu bulursunuz. Çikolata tonu için daha önce de göstermiştim. En koyusu için asfaltumu kullanmıştık şu bitter için. Bunu diğer hafif kırmızı olan için de burnt amber rengi. Yani aslında birbirine yakın tonlar. Siz istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Ben şimdi istediğim şekilde form vererek süslememi yapıyorum. Mesela şuradan şunun çıkmasını istedim. Çilekleri telli hazırlamamın bir sebebi de batırırken kolaylık olsun diye. Şöyle bir verev tele verev bir çizik attım, kestim. Şuradan bir tane böğürtlen çıksın mesela. Çabuk çabuk yapmaya çalıştığım için tasarım birazcık sıkıntılı olabilir. Bakın içine kaçtı tutkalımın. Bunu gömeceğim iyice. Şimdi şundan şuradan birazcık tutkal alıp şuraya batırıyorum. Burada işte göz zevkiniz ve estetik duygular devreye giriyor. Yani siz nasıl görmek istiyorsanız tasarımınızı o şekilde yapabilirsiniz. Şu bisküvi şuradan görünsün istedim. Giderek dolduruyorum simetrisine dikkat ederek. Mesela bunu şuradan batıralım dik bir şekilde gelsin. Çikolatalarımı yerleştirelim düştü. İşte. Şöyle devamını istediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Ben rastgele yapıyorum çok düşünmüyorum şu anda. Siz sadece yöntemi kavrayın diye bu şekilde kavunuzumu süslüyorum. Hemen burada bir püf daha verelim. Bakın şurada bir boşluk var. Bir tane şundan koymak istedim. Bu buraya çok uzun geliyorsa bu şekilde kırarak da çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Örnek olsun diye gösteriyorum size ileri ittiremeyeceğiniz durumlarda kırma işlemi de yapabilirsiniz. Mesela şu şuraya çok yakışacak. Buraya bir tane çilek koyalım. Şuradan bir tane böğürtlen. Telli olduğu için böğürtlenlerim çok keyifli bir şekilde yerlerine gidiyorlar. Buraya da bir tane böğürtlen koyalım. Bakın hem boşluklarımı dolduruyor. Hem de çok tatlı bir görüntüsü var. Şuraya da bir tane çilek. Bakayım buraya başka ne koyabilirim. Şu kalplerden hiç kullanmamışım. Bu kalplerin de şöyle bir silikonu vardı. Yine bunu da silikondan çıkarmıştım. Beyaz ve krem ağırlık kullandığımız için. Ya da bir tane açık pembe koyalım. Makaronumuz arkadaş olsun. Şöyle bir tane. Şuraya. bu şekilde yapa yapa devam edebilirim. Şurada bir koyuluk istiyor. Bir tane koyu bir şey koyalım şuraya. Şu çikolatalarımızdan hiç kullanmadık. Bir tane ondan koyalım. Kendi zevkinize göre süsleyebilirsiniz. Bundan bir tane koyalım buraya. çok koyu renk şuraya çok yakışacak biraz yönünü değiştirebiliriz şu şekilde içine batırınca şurası bakın bir boşluk oluştu bir böğürtlen ya da çilek getirebiliriz şöyle ben acele ettiğim için tabi her şeyi deviriyorum burada bakın kırılmış daha önceden kullanmışım bir parçayı bakalım şuraya şunu getirelim. Demin boyadığımızı da batıracağım ben. Yerinde kurusun. Birazcık elimi kirletebilir ama sorun yok. Başka neler koyabiliriz? Siz burada istediğiniz gibi eğlenceli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz. Ben tabi rastgele doldurdum aslında. Evet. Mesela şuraya şundan bir tane koyalım. Ya da daha açık rengi sanki daha çok yakışacak. Şurada tutkal varmış zaten. Evet. Kabaca ben tamamladım. Yine ben bunu bir elden geçiririm ama siz nasıl çalıştığımı görmüş oldunuz. Dolu dolu bir kavanoz kapağım olsun derseniz <laughs> bu tam da dolu dolu bir Kavanoz kapağı oldu. Bu da benim daha önce sakin bir şekilde hazırladığım kapaktı. Bakın. Nasıl çalışacağımızı göstermiş olduk size. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Size ışık tutmuştur. Tabi bu tarz böğürtlen çalışmaları böyle ağaç gibi de çalışabilirsiniz. Dilediğiniz çalışmaları yapabilirsiniz. Yani çok farklı çalışmaları fincanlara, kupalara da uygulayabilirsiniz. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. İyi bakın kendinize. Bir dahaki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.